Merhaba sevgili dostlarım. Gris maceramızın son videosuna hepiniz hoş geldiniz. Oley! Sizleri çiçekler, ağaçlar, kavanozlar ile karşılıyorum. Şimdi klasik olduğu üzere merdivenlerimizden çıkalım. Arkadaşlar, bu huzur dolu oyunun son dakikalarını yaşamaktayız. Son yarım saati belki. İçimizde buruk bir sevinç var. Bir önceki bölümde oyun bitmesin diye ne takla atmadığımız kaldı, ne dünyayı tersine çevirmediğimiz kaldı. Ama her güzel şeyin bir sonu var biliyorsunuz. Oyunda deli atmosfer vardı. Bu atmosferi sonuna kadar... Ay, düştüm. Yaşadık. Ama moralinizi bozmayın sevgili dostlarım. Oyun bitince hemen bir Steam yapacağım. Benzer oyun var mı kontrol edeceğim. Böyle buna benzer bir oyunları arayacağım. İş stresi, okul stresine son. Böyle oyunları gördükçe bunların desteklenmesi lazım sevgili dostlar. Öylesine tatlı indie yapımların desteklenmesi lazım. Şimdilik şarkımızı söyleyip çiçeği ağlattık. Aa, oranın suyunu biz mi veriyormuşuz? Bakalım bundan sonra ne yapacağız? Kolay bir oyunda sevgili dostlarım. Birkaç yerde bizi zorladı. Ama sonrasında tüm bölümleri geçtik. Bazı yerlerde kendimizi kastık. Özellikle buna benzer yerlerde. Şimdi kelebekler, gelin bakın. Hem şeyi hızlı kullanacağım hem kelebekleri. Ay, kullanamadım. Bir daha. Bazen oluyor böyle. İşte bu. Beşinci topumuzu da aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bu tabii ki bu sudan çıkacağız. Şurada sarı kelebekler var. Sarı kelebekleri hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar ortamda görünmeyen bazı yerleri açığa çıkarıyor, aydınlatıyor. Bakalım bu sefer de öyle olacak mı? Evet, bakın. Neler yaptı, neler. Ama biz tabii yanlış yere gittik. Bir daha. Burası kapanmadan benim yukarılara doğru çıkıp bir yol bulmam lazım. Bakın gidiyor. Gidiyor. Buradan yukarı. Kapanacak, kapanacak, kapanacak. Lanet olsun. Yapma be. Evet, şimdi galiba sonunda başaracağız. Bayağı bir denemeden sonra. Tabii ben oraları keserim, siz oraları görmezsiniz. Yüksek müsaadelerinizle oyunumuza, bölümümüze devam edelim. Yine başımızı döndürdük. Yine ters ters gidiyoruz. Düzelmedik. Orada ince bir çizgi vardı. O çizgiyi geçince düzeliyoruz. Oraya kadar demek ki zıplamadık. Bakın bu. O çizgiyi geçince düzeliyoruz. Şimdi burada tekrar ters dönecek yerler var ama başka yerler de var. Şimdi şurada yanık sesimizle ortamı şenlendirelim. Ne dersiniz?
Çiçekler açsın. Olumlu tepki verdiğinizi varsayıyorum. Bakın açıyoruz çiçekleri ama hepsi açılmadı. Hepsine özel ilgi göstermek gerekiyor. Daha yakında olmamız gerekiyor. Bakın burayı da açtık. Ama daha var. Daha var. Aşağıdakileri açacağız. Bir de bu. Evet, soldakileri de açtık. Bu tarafı tamamladık. Şimdi aşağıdakileri açacağız. Buradan şöyle. Buradan böyle. Yazıklar olsun sana. Oradan zıplayamadın ya. Eteğin mi açılır? Çok mu edeplisin? İncilerin mi dökülür? Niye atlayamıyorsun? Tamam, bu sefer oldu. Şimdi tabii burada da açmamız lazım. Laleleri. Ama burada bir sıkıntı var. Fark ettiniz mi? Burada yetişemeyeceğiz. Yukarıdan açmamız lazımdı. Hadi be. Şu en soldaki açılır gibi oldu ama açılmadı. Şimdi evet, buradan. Bu da açılmasaydı aşağıdaki ortancaya gidip oradan açmaya çalışacaktım. Şimdi benim nasıl geçeceğim buradan? Soldan gitmem lazım ama büyük ihtimal yapamayacağım, düşeceğim. Yukarı düşeceğim. Evet, olmadı. İlk seferde olması zaten beklediğim bir şey değildi. Tekrar deneyeceğiz. Deneme 2. Hop. Hadi be. Niye olmuyor ya? Buradan da zıplayamıyoruz. Her şey gittikçe kötüleşmeye başlıyor. Ama biz moralimizi bozmayacağız. Tekrar tekrar deneyip geçeceğiz yani. El mahkum, yapacak bir şey yok. Tekrar. Deneme 3. Şöyle. Rahat olun guys. Rahat olun, sıkıntı yok. Kolaylıkla geçiyoruz böyle. Güzel, burası rahat. Yapraklar dökülüyor. 52 sonbahar. Oha, neresi burası la? Nereye geldik? Uzay boşluğundayız. Ha, şimdi de evet, sis. Bu ne sis ya? Sis atma oç. Şaka şaka. Allah'tan kendimizi görüyoruz. Tam buralar sanki basit. Bir önceki bölümlere göre bir nebze daha basit gibi duruyor. Ne bulmaca var ne bir şey. Bayağı bir topumuz var aslında. Bu topları kullanamıyoruz ama bayağı var. Belki bu son bölüm olduğu için çok daha fazla top toplamam gerekiyor. Lemeycum. Şimdi şöyle bir deneme yapalım çünkü arada kaçıracağımız bir şeyler olabilir. Arada şarkı türkü söylemek lazım. Tipsiz balıkları da geçelim. Burası mı yol? Yoksa ben tamamen en başa mı döndüm? Şu an tam olarak hatırlayamadım ama. Şu gece lambası fikri çok güzel ya. Oyunda en beğendiğim şeylerden biri. Ha. Yukarıda türkü söyleyeceğimiz bir yer var. Heh, geldik. Acaba kapanacak mı?
Yok, bir şey olmuyor. Şey olmadı. Yarım daire hindiler de burada. Buradan şimdi. Nasılım? Burası oyuna başladığımız yer değil mi? Wow. Güzel çıktım. Galiba oyuna başladığımız yer ama topumuz yoktu. Bir tane top aldık. O toptan sonra yola devam edeceğiz. Bakın sağda bir yer var. Yukarıda bir yer var. Ve yukarıdaki yer, evet. Yukarıdaki yer çok tehlikeli. Şimdi düşmeden aşağı oraya da çıkalım. Yolumuzu bulduk yine arkadaşlar. Ben işimi bilirim. Gördüğünüz üzere. Burada da bir türkü çığırdık mı? Wow. Üf, matematik. Matematik bu arkadaşlar. Nerede görsem tanırım. Geometri. Bir saatin dişlisi gibi şimdi. Demin bak yukarısı ters görünüyordu. Şimdi harita yine tersine döndü. Bu sefer bu yoldan ilerleyeceğiz. Eski gökyüzü, yeni yeryüzü. Bu arada aya bayağı yaklaşmışız. Şimdi... Aa, toplar gidiyor. Ahan da toplar gitti. Evet, öncekilerle birleşti. Yolumuzu yine oluşturdu. Bu sefer bayağı uzun. Bu arada benim giriş yolum tamamlandı. Daha doğrusu oraya çıkış yolum. Daha ilerisi uç noktasını göstermiyor. O zaman şöyle devam edelim. Yeni top bulacağız galiba yine. Aslında ben oradan sola zıplayabilir miydim? Bence zıplayamazdım. Şu sağa bakalım. Sağ yol yok gibi. Bizi bayağı büyük gösteriyor. Evet, burada takılacağız. Takıldık. O zaman geri dönek. Burada biraz boş yaptık. Şimdi sol taraftan gidelim. Bak uzaklaştı şimdi. Bayağı bir da dolanacağız galiba. Arada dediğim gibi böyle türkü çığırıyorum ki fark etmediğim bir şey varsa açılsın diye. Bazen çünkü gözden kaçabiliyor. Ama şimdilik iyi gidiyoruz. Kırılmıyor mu? Ha, kelebek zannettim onu ya. Çiçekmiş. Şimdi sevgili dostlar. Yok. Highway'e çırpınıyoruz. O zaman... Wow. Üstten gideceğimi zannettiniz değil mi? Ben buradan gideceğim. O bayağı bir aşağı indik. Buz kütlelerine geldik. Ah kafam. Aha. Rastgele giderken top buldum ya. Neyse güzel. Ha, ben top bulmadım mı? Ne buldum ben ya? Bak burası sonradan yapılmış, belli rengi farklı. Bunun açılması lazım. Öyle olmaz. Oranın bir restorasyonu yapılmış ben geçemeyeyim diye. Tamam, başka yollar bulacağız demek ki. O yüzden şu tarafı deneyelim.
Ne yapacağız? Sağda sanki bir yer vardı. Oraya tekrar bir bakalım. Şu ampulde bir şey var seziyorum ben ama maalesef çıkmadı ya. Üstten gidelim. Bu üstten gidersek belki farklı bir yola bizi çıkarır. O demin suya girdik ya, onun üst tarafı burası. Yok. Çizimlerin anlamını çözemedik. Oyun bitti, çözemedik. Buradan ben böyle rastgele zıplasam şeyleri geçmiş olur muyum? Aa. Aa, hiç olmadı. Hiç gerek yokmuş. Tüh. O zaman tekrar geri döneceğiz. Şimdi şu yukarıyı denedik. Tekrar o en üstte bir şey var mı? Ona bir bakalım. Buradan gidebiliyoruz. Tabii ki gidebiliyoruz. Şaşıracak bir şey yok. Üstten koyalım. Kum saati, merdivenler filan. Evet. Ne oldu şimdi? Şöyle gökyüzüne bir şarkı söylesek. O da olmadı. Bu da gol değil. Ben nereyi gözden kaçırdım? Acaba? Şöyle yine zıplayak. Şimdi. Tam buralara geldik. Buraları hallettik. Zaten buradan başladık. Şöyle. Aa, skandal. Skandal sevgili dostlar. 2 saat boş yaptık. Meğersem böyle olacakmış. Aa, yine geldi. Tipini sevdiğim. Yine geldi. Neydi o? Sülük mü? Su yılanı. Aa, o su yılanı bu kadın mıymış? Vay be. Ah, hareketlere bak, hareketlere. Aa, bitti mi oyun yoksa ya? Böyle yok, bitmedi. Oyunun başındaki gibi düşüyoruz. Bakın, gri, siyah beyaz bir ortam. Bitti zannettim ama. Yok, devam edeyim. Allah'ım, ne aç karıymışsın sen ya. Atmadığın takla kalmadı bizim gibi çıtır yemek için. Ya ulan? Ne oldu? Ya ulan? Şu an onun midesinde miyiz? Evet, heykel midesi böyle bir şey arkadaşlar. Daha doğrusu su yılanı midesi. Acaba bizim, bakın bunlar parmaklar, saç. Sonra şu ne? Aa, gözleri, kafası. Bütün heykeli yemiş. Bizi de yedi. Bizi de yedi ama biz onun İşinin kovuğuna girmezmişiz ya. Şuradaki malzemelere bakacak olursak. Ama bunun böbreğinde bayağı taş vardır ha. Baksana, her yer taş. Gittikçe koyu bir yerlere doğru gidiyoruz hiç. Yok, geldik. Bura nereye ya? Mezar. Aa, yüzüyorum ben. Galiba yüzüyorum. Evet. Siyah kelebişler. Siyah kelebişlerin oyun boyunca bir anlamı yoktu. Sadece bir görsellik. Bir kere de ben böyle zıplayıp taş olmuştum. Sonradan onlar bize bölümü geçirmişlerdi. Öyle hatırlıyorum. İlk bölüm veya ikinci bölümdeydi galiba.
Şimdi buradan şu taşlara ulaşmam lazım, belli. O taşların üstünden çıkacağım. Demek ki oyun bitmemiş. Saçımda şu çiçeklerle ne kadar birbirine benziyor, değil mi renkleri? Tamam, yalnız benim bu yetenekle buradan tek seferde yukarı çıkabilmem zor. Dua edin düşmeyelim. Şöyle yavaş yavaş, güzel. Bu bacağı çok belli. Çok belli bacağı. Buradan devam ediyoruz. Hata yapmadan bu şekilde. Soldan mı sağdan mı? Tırsıyorum ya. Tamam, soldan. Doğru gittik. Şimdi buraları da, yalnız kafası aşağıdaydı. Burası neresi? Karışık mı bunlar? Puzzle mı? Bunları mı birleştireceğiz? Bu arada aşağı hala taş düşüyor. Var taş değil mi? Aa, eline geldik. Eline geldik. Ne oldu? Hani film? Şarkı mı söyleyeceğiz? Aynen. Tabii ki şarkı söyleyeceğiz. Bakın, dediğim gibi tüm parçaları birleştiriyoruz. Bataklıktan çıkardık. Çok güzel söylediğimizi zannediyoruz galiba ama gerçekten güzel yani. Duru bir ses. Yanık. Çok yanık bir ses. 39 numara ayaklar. Kapkalın bilekler. Ve sevgili dostlar, galiba bu oyunumuzun sonuydu. Şu an bu oyunun bize ne anlattığını size anlatamayacağım. Çünkü ben de son derece anlamadım. Bakın ne yapıyorum ben. Abi ne oldu? Ha. Tekrar parçalanıyor zannettim bu ses karşısında. Aslında bence oyunun başında bu kendisi bu sesle parçaladı bu heykeli. Sonra da hatasını telafi etti. Bence böyle. Ve ne oluyor? Karanlık bizi ele geçiriyor mu? Geçirdi. Aa, kötü son mu? Yo. Heykele can verdik sevgili dostlar. Taştan heykeli bile dize getirdik. Onun bile kalbini acıttık. Aa, bir de şimdi renk veriyoruz. Evet tabii sevgili dostlar, siz bu kadının kim olduğunu bilmiyorsunuz. Evet, oynadığımız haritayı gösteriyor. Ben biliyorum bu kadın şey, neyse kim olduğunu söylemeyeceğim. Sonra başka bir şey söyleyeceğim. Oradan siz anlamaya çalışın. Anlarsınız, pardon. Geçtiğimiz galiba bölümleri gösteriyor. Buralardan geçtin sen diyor. Anladığım kadarıyla. Tamam, merak ediyorum sonunda ne olacak. Tam heykeli can verdik. O görevi tamamladık. Heykeli öpücükledik. Ama hala mutlu değiliz. Ve oyunumuzun sonuna gelmedik. Gelmedik. Aman Allah'ım. Devam ediyoruz. Bayağı uzun sürünce bitti zannettim ama bitmedi. O zaman şuradan bu topları, tabii boşuna toplamadık biz oyun boyunca. Bu toplar bizi nereye götürecek? Oraya doğru gidelim. İyice gökün yüzüne çıkalım. Burada bir oksijen azalsın. Bakalım nereye gidecek, çok merak ediyorum. Aşırı çok merak ediyorum. Çom çok. Hala merak ediyorum. Evet, buraları görmüyorduk, sonuna geldik. Buraları haritada görmüyorduk yukarıyı gösterdiğinde. Bayağı bir koşacağız galiba.
Ve sonsuzlukta yok mu olacağız? Oh my God, evet. Sislerin bulutların içinde kaybolup meleklere karışıyoruz. Sevgili dostlar. Değil mi? Evet. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Gris serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hemen oyun hakkındaki görüşlerimi paylaşayım. Son derece gereksiz bir oyundu. Şaka şaka. Atmosfer filan iyiydi. Huzur verici bir oyundu. Tabii ben bu huzuru biraz bozdum. Gerek yeteneksizliklerimle, gerek yorumlarımla oyunun içine ettim. Ama aynı zamanda oyuna ayrı bir renk kattığımı düşünüyorum. Valla ben beğendim. Dediğim gibi Steam'e bakacağım. Aynı firmanın başka oyunları var mı ona bakacağım. Varsa onları bir inceleyeceğim. İçime sinen bir oyun olursa onları da üpletiriz. İçime sinen oyun olursa onu da oynarım. Bu arada videoyu kapatmayın arkadaşlar. Şurada yazılar geçiyor. Gizli bir cutscene var. Onu da izleteceğim size. Az önce bahsettim dedim. Bu heykel ne, kim acaba falan diye. O heykelin kim olduğunu öğrenebileceksiniz. Ama çok değerli yorumlarımı o kısımda sizden esirgeyeceğim. Çünkü farklı kanalların birinden araklayacağım. Söylemesi ayıp. Öyle yani, dediğim gibi güzel oyun. Alın oynayın ya da almayın. Bu seriyi baştan sona izleyin. Daha çok keyif alırsınız. Bu serimiz bittiğine göre yerine yeni ve güzel başka bir seriyle devam edeceğiz. Ama ne olduğunu söylemeyeyim. Sürpriz olsun hepimize. Şu an zaten ben de daha karar vermedim. Bundan başka ne diyebilirim? Güzel oyun dedim. Ama biraz fazla reklam yapıldığı gibi geldi bana. Fazla overrated. Overrated. İngilizce konuşmam gerekirse yani abartılı. Zaten hikayeden de bir cacık anlamadım. Lanet bir oyundu işte. Ne diyeyim daha yani. Bundan sonra bütün videoları izlemeyen arkadaşlar için hemen süper kısa bir özet geçeyim. Süper olan kısalık değil tabii, özetim yanlış anlama olmasın. Gris diye bir kız var. Bunun bir sıkıntısı var. Galiba sesini kaybetmiş, umudunu kaybetmiş. Bir şeyler olmuş buna. Normal değil, psikolojisi bozuk. Biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Gerek sperm toplayarak, gerek merdivenlerden filan çıkarak. İlk başta yürüme simülatörü falan diye düşündüm ama sonra biraz oynayınca bu düşüncem fıstedi, söndü. Oyun içine çekti beni. Oyunda diyalog hiç yok. Hafif müzik var. Hipnotize etmek için. Bir de son kısımlarda şarkılar, türküler söylemeye başlıyoruz. Bakın bu da bizim sesimiz zaten. Böylece çiçekler açıyor, böcekler ötüyor. Yürüme simülatörü dedik ama çok da yanılmadık. Bir platform oyunu. Görselliğe aşırı abanmışlar, odaklanmışlar oyunda. Zaten ilk bölümde de değinmiştim. Yetenekli bir ressamla falan çalışmışlar. O da hakkını vermiş yani. Bölümlerde amaç benim sperm olarak adlandırdığım küçük topları toplamaktı. Sonra onları bir merkeze götürüp birleştirdik. Oyunun sonunda bize yol oluyor bu toplar. Ve gökyüzüne çıkıyoruz. Bu toplara ulaşmak tabii her zaman kolay değil. En azından sizin için. Benim için çok kolaydı. Ufak puzzle'lar var. Bu puzzle'ları hemen çözdüm. Sonra ödül olarak da o topları kazandım. Öyle yani. Tabii Red Dead Redemption, God of War gibi oyunlar da aynı yıl çıktığı için çok ses getirmedi. Ama alıp oynayan bence pişman olmaz. O zaman arkadaşlar, dediğim gibi videonun sonunu bekleyin. O sahneyi de izletem size. Ondan sonra oturup ağlıyorsunuz mu? Meşaleler yakıp evi ateşe mi veriyorsunuz, kendiniz bilir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, sokak hayvanlarını beslemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.